İzmir'de de bahçeli bir evim vardı. Moda'ya gelince bu yaşam alanımda bir toprak olsun istiyorum. Çiçek olsun istiyorum. Böyle gezerken tesadüf eser, her şey tesadüf yani. Belirli bir organizasyon var. Biz de mutlu oluyoruz içinde denk gelişlerle. Hayatta çok sakin akıyor. Hiçbir şey için acelemiz yoktu. Ve İstanbul bizim için her zaman karmaşa, keşmekeş, oraya gitmeye gidersen yanarsın falan filan gibi bir durumdu. Şimdi İstanbul'a gelirsem yaşamak için İzmir'e en benzeyen yeri seçmek istedim. Dolayısıyla Moda'dayım. İşte bir üstte Moda Caddesi'ne çıkıyorum. Bir aşağıya iniyorum sahile. İşime vapurla gidiyorum. Benim için karmaşa kargaşa ortadan kalkmış oluyor yani. Benim için İstanbul kimsenin anlattığı gibi değil Moda'da. İzmir'de doğdum. İlk orta öğretim ve üniversiteyi İzmir'de okudum. Futbolcu bir babam var. Futbol antrenörü, aslında futbol oyuncusu ama tabii bir yaştan sonra bütün beden sporları eğiticiliğe dönüyor. Ritmik jimnastikçi bir kız kardeşim var. Dünyada ilk dörtte pek çok madalyası var. Böyle işte dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları falan. Ve şu anda çok uzun yıllardır, bir 10 senedir ondan daha yüksek puan alan hiçbir sporcu yok. Ondan sonra ben de dans ettim çok uzun yıllar. Ve bizi buna yönlendiren babam. Annem inanılmaz bir destekçi. Her şeyi yapıyor, her şeye koşturuyor. Bütün zemini hazırlıyor. Dolayısıyla biz her şeyi hazır tabakta yedik. Biz pek bir şey yapmak için çok çaba sarf etmedik. Bulunduğumuz işi yaparken tabii yorulduk, üzüldük vesaire ama ondan sonrası çok rahattı. İzmir'de çok uzun yıllar dans ettikten sonra yani ailemin kararıyla dans ettirildim. Çünkü bende bir şey olduğunu bildiler. Ben iki çocuğum. Benden sonra da diğer üç kardeşiz. Diğer kardeşlerimde de devam etti. Herkes aynı yoldan geçti. Bizde 4 yaşına gelen herkes spor salonuna girer. Ondan sonra üniversite zamanına gelince annem benim için Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil bölümünü seçti. Sınava girdim, işte kazandım, okula girdim. Ben hep onu söylüyorum yani bütün şey dans etmişim hayatım boyunca. Okula girdim, bedenle yaptığım hareketin hiçbir önemi yok orada. Tamamen sıfır. Ve sadece bir kalem kağıtla baş başayım. Bir de performatif işte hız, atlama, zıplama falan bir şey varken şimdi günlerce bir sandalyenin önünde şey yapıyorum, masanın üstünün önünde oturuyorum yani. Bu beni çok gerdi. İşte Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ilk iki yıl Moda bölümünde okudum. Hiç mutlu olmadım. Sonra bir gün okulda tezgahlar arasında geçerken şeyi gördüm. Dokuma tezgahını. Aa, müthiş yani. Ben dedim eğlenirim burada. Dokuma bölümünden bir arkadaşım Moda'ya geçti, giysi tasarımına. Giysi tasarımından ben de şeye geçtim, transfer olduk. Ondan sonra dokuma yapmaya başladım. Dokuma, dikey ve yatay ipliklerin belirli örgülerle, belirli şekillerde, belirli sayılarda birbiriyle kesişmesidir. Bunlar birbiriyle kesişirler ve bir yüzey oluştururlar. Ve bu kesişmeler daha sonra ayrılmaz ve biz bu lifleri kullanırız. Şimdi arkeolojik kazılarda genelde 3 tane ev çıkar. Bir tane seramik evi çıkar, bir tane ekmek evi çıkar, bir de dokuma evi çıkar. Çünkü insanlar beslenirler, örtünürler, yerler, içerler vesaire vesaire. Birbirinden haberi olmayan insanların milattan önce başka kıtalarda aynı teknikle dokuma yaptığını biliyoruz. Bu dokumalar tabii ki bugüne kadar gelmiyorlar. Ama dokumanın ilk örneğinin sepet olduğunu varsayıyoruz şimdilik. Ve bir bakıyoruz ki bu sepetleri dokuyor insanlar. Etrafını kille sıvıyorlar. Sonra ya pişiriyorlar, seramik yapıyorlar. Ya da işte dediğim gibi su vesaire sıvı taşıma kapları yapıyorlar. Ve biz bunları o killerin üstündeki dokulardan anlıyoruz. Çünkü tekstil uzun süre yaşamıyor dediğim gibi. Tekstilin ilk örneklerinin tamamı Anadolu'da. Mesela şimdi bulunan Çatalhöyük bizim için çok kıymetli. Ama bir baktık ki Göbekli Tepe çıktı vesaire. Yani bu topraklar aslında bu
dokuma için çok önemli yerler. Bize de bulaşıyor zaten, yani hepimizin geninde var bu bilgi çok yoğun bir şekilde. Yani dokuma benim için hayat gibi, ortasından başlayamıyorsun yani. Hayat gibi. Önce bir birinci sırayı atıyorum. O sırayı atarken de müthiş bağırıyorum yani. Hepimiz böyle yeni bir girdiğimiz yerde yeni bir işte, öyle değil miyiz zaten yani? Önce bir bas bas bağırırız, ondan sonra böyle yavaş yavaş içimize çekiliriz. Ya bu böyle demiş falan gibi. Dokumalarda da öyle. Yani önce bir renkler bir patlıyor böyle aşağıda. Ondan sonra yavaş yavaş yerine geliyor. Bir araya geliyor. Dokuma benim için tam bir meditasyon. Zaten şimdi hepimizin aradığı şey dinginlik, yavaşlık değil mi yani? Çünkü bize öğretilen her şey daha hızlı, daha seri, daha ucuz, daha çok para getiren, daha durmadan daha. Benim bütün bu dahalar hep yavaşa doğru. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışırken sekreter olduğumu fark ettim. Evrak getiriyorum ve kendi işimi yapamıyorum. Tam 12 yıl sürdü bu. O ara derslere giriyordum ama son zamanlar derslere de girmemeye başladım. Bu benim seçimim değildi. Sonra tam 12 yıl geçti. Süper mobbing ama yani böyle müthiş mobbing. Yurt dışına çıkmam yasak, davetlere gitmem yasak, sergi açmam yasak. Her şey yasak. Durduk yere ben böyle bir yasaklı bir insan oldum. Tamam dedim, o zaman ben bırakıyorum okulu, istifa edeceğim. İstifa ederken de bir şey söylemem lazım yani. O zaman dedim bir sergi açayım. Bütün hocalarımı tuvalet kapısının altından bacakları görünüyorken dokudum. İç çamaşırları, pantolonları, etekleri, onları tanımlayan en güzel halleriyle. Ondan sonra ve kendimi de ayakta duvara dönmüş işerken dokudum. Çünkü içimi döküyorum. Ve Akıl Hastanesi diye bir sergi açtım. Sergi davetiyesiyle istifa mektubumu da bölüm başkanının masasına bırakıp çıktım. O zaman bana okulda dediler yani oğlum sürünürsün yani ama çok mutlular tabii falan gidiyorum diye. Sürüneceksin işte, hiçbir şey olmayacak. Sonra dedim ki yani o zaman biz bu bölüm neden var? Siz bu okulda dokumayla hayat geçmeyeceğini düşünüyorsanız bu kadar öğrenciyi niye mezun ediyorsunuz? İş İzmir'de sergilendi bu Akıl Hastanesi sergisiyle. Ondan sonra Siemens Sanat'a geçti. Siemens Sanat'tan Akbank Günümüz Sanatçılarını kazandı. Bunlar yarışma diyoruz da yani sanatın yarışması mı olur yani işte seçildi. Orada karma sergi yapıldı. Ondan sonra bir Kore macerası oldu. Ben Kore'ye giderken Işayan Fırat da İngiltere'ye gitti. Sotheby's'e. Böylece ben ilk defa Sotheby's'le tanışmış oldum. İlk buluşmamız. O anda işte iş durmadan satılır, el değiştirir ve böyle bir şey oldu. Anlamadık hiç ne olduğunu. Dokumayla hayatın geçtiğini anlayacak şeyler oldu. Ve bu bana doğru yolda olduğumu gösteren çok büyük bir tokat oldu. Tokat her zaman kötü olmuyor işte böyle de. Ne yapıyorum ben ya falan oldum. Çünkü o güne kadar şeydi, derdimi anlatmak, bunun dışında para kazanmak, bunun benim bir işim olması falan değildi. Bu benim oluşumdu yani. Geleneksel bir iş yapıyorum. Anadolu kilimini, Anadolu kilim tekniğini asla değiştirmeden, bozmadan aynı şekilde uyguluyorum. Ama sadece canımın istediği deseni yapıyorum. Bana biri Anadolu ile ilgili bir iş yap dediğinde bir Anadolu motifi yapmak yerine bir Anadolu kadınının gözündeki hissi yapmak bana daha çok Anadolu'yu anlatmak gibi geliyor. Çünkü eskiden diyalog yokken kilim bir dildi. Kadın eve geldiği zaman annesinin kayınvalidesi sivri dilliyse, çok kötü biriyse kilimini ona göre dokurdu. Eve gelen misafirler de bakar, her şeyi oradan okurdu yani. Bu yine tekstil iğne oyası. Pazara çıkıyor kadın. Eğer yazmasının üstünde sivri biber iğne oyası varsa
kayınvalidem sivri dilli demek. Net yani. Ama çiçek varsa o zaman mutlu demek. Evlenecekse başka, hamileyse başka bir şey takıyor. Bu sessiz dil. Çünkü Anadolu'da çoğu şey ayıp değil. Ama yani işte dile de gelmiyordu yani. Dolayısıyla herkesin böyle bir sessiz iletişim dili vardı. Bambaşka bir dil. Peki kilim bunlardan bir tanesi. Ama o zamanın hissi, o kadının onu neden yaptığını anlarsam eğer, o zaman ben aynı şeyi söyleyemem. Çünkü benim derdim o değil. Ama o kadının derdi oydu. Öyle çıktı. Benim derdim tekstil içinde gerçekliği aramak. Kurgu olmadan. Ben kendi derdimi göz göze bakarak anlaşmakta buluyorum. Onun için eserlerimle karşılaşan insanlar göz göze gelsin istiyorum. Gözüne baksın. Zaten şimdi kim kimin gözüne bakıyor? Hepimiz cep telefonundan yazışıyoruz. Sesimizi bile duymuyoruz, yeri geliyor yani. Dolayısıyla benim temel derdim bu hissi göz göze bakarak geçirmek. Anadolu kilim tekniğini alıyorum. Kendi bildiğim gibi yorumluyorum. Böylece çok geleneksel bir şeyi asla değiştirmek, yeni bir şey bulmak, ay ben şöyleyim böyle demek kaygısı gütmeden onun için güncel oldu. Çünkü bugünün derdi. Ama o günün derdi işte eli belinde kadın motifiydi yani. Tabii bir dönem tekstil içinde soyut sanat çok gelişmiş durumda. Zaten lif sanatının içinde de bunu çok görüyoruz. Benzetmeler, soyutlamalar, deformasyonlar, metamorfozlar bunların hepsi var. Benim de derdim onun için de bir gerçeklik yakalıyor olmak. Kurgu da yapmıyorum. İnsanın o anıyla ilgili bir bakışını, bir hissini yansıtmaya çalışıyorum. Temel derdim bu. Bu gelişirken bir anda baktım ki sanat tarihiyle de çok yakınlaştım. Çünkü benim resim temelim yok. Ben resim bilmiyorum. Dokuma yaparken de bu resimle haşır neşir olmak lazım. Şimdi Rönesans tabii ki karşıma geldi, çattı. Rönesans sanatçılarıyla ilgili, gerçeklikle ilgili düşünürken Rönesans sanatçılarıyla tanıştım. Ve bu yolculuk, bu süreçte gerçekliğe nasıl ulaşabilirim diye düşündüm. Leonardo'nun sfumatosu, yani ışık ve gölge arasındaki kontürsüz geçişi benim için bu ipliklerle nasıl sağlanırın çok güzel bir deneyim oldu. İplik tonlarını göstermekte, bu kadar yalın, bu kadar yakın göstermekten çok korktum en başta. Dolayısıyla aslında arka taraflar, alt taraflar oldukça koyu, oldukça lekeli ve birbiri arasındaki geçişler çok net. Onlar yavaş yavaş yukarı doğru dokundukça silindiler. Bu dokuma hemen olan bir süreç değil. Yani 3 saatte ya da 5 saatte sadece 2 parmaklık bir sıra dokuyabiliyorum bütünde. Ve bu haftalar, aylarca süren bir eylem. Dolayısıyla şuraya kadar bir ayda dokuduysam eğer, bir ay içinde bununla ilgili formlar da değişmiş oluyor kafamda. Dolayısıyla yavaş yavaş o silüetler en gerçek, en yalın, yapaydan en uzak hale nasıl gelir diye yavaş yavaş yürüyor. Saçı da eskiden bizde çeşmelere su akıtmasın diye ketenler sarılırdı. İşte o ketenleri kullanıyorum. O ketenleri önce boyuyorum, ondan sonra da keçe yöntemiyle, keçeleme yöntemiyle dokuduğum yüzeyin üstüne aplike ediyorum. Kaşlar ve kirpikler de buna dahil. Dans ettiğim zaman hareketin başı, ortası, sonu bir an. Oysa dokuma yaptığım zaman o anlardan en yükseğini, ortasını ya da en düşüğünden seçtim, tek bir anı dokuyorum. Dolayısıyla insanlar işe baktığı zaman vay işte burada da bir portre var, gözüne de bakıyorum derken aslında onun içindeki düğümlerde, örgülerde, o ipliklerin kesişmesinde bunların hepsinde aslında benim danstan gelen hareket ve anların bütünü var. Ben bakınca başka bir şey görüyorum.
İzleyici ilk kez karşılaşınca başka bir şey görüyor ama izleyici beşinci kez karşılaşınca başka bir şey daha görmeye başlıyor. Dolayısıyla benim en büyük şeyim, kendime anlatışım dinamizmle. Oysa plastik sanatlar nedir? Plastik sanat uygulayıcısı, üreticisi, düşünürü yapar. Kendi başına derdini, mutluluğunu, hüznünü, nesi varsa onu yapar. Ondan sonra onu alır dışarı koyar. Ve o bir andır ve öncesi kimse tarafından bilinmez. İstiyorum ki ben de dokuma yaparken, dansçı da olduğum için, bu anı görsünler. Deneyimin bence asıl önemli olan kısmı medium zamanı tasarlamak. Dolayısıyla senfoniyle, operayla sahneye çıkıyorum. Sahneye dokuma tezgahını kuruyorum. Hatta İzmir'de de Caz Günleri kapanış konserinde Baki Duyarlar'la birlikte çıkmıştık. Baki Duyarlar piyanodaydı. Gidene kadar kimse bilmiyordu ne yapacağımızı. Zaten dokuma, yani Baki Duyarlar ben desem ki ben dokuma yapacağım şimdi. Aklına ne gelir onu da bilmiyorum. Ama ben bir gün önceden gittim, tavandan halatları çektim aşağıya. Çünkü küçük küçük dokuyamam yani, belirli bir zamanımız var. Bütün pikselleri büyüttüm. İşte büyük büyük kumaşlar aldım, onları iplik gibi yaptım, halatlar aldım falan. Ondan sonra Baki Duyarlar çalmaya başladı. Benim ne yapacağımı hiç bilmiyor. Ben de Baki Duyarlar'ın o an ne çalacağını bilmiyorum. Birlikte oturduk, o çaldı. Ben, hatta Edis Hafızoğlu vardı bataryada falan, böyle müthiş bir ekip falan. Ondan sonra onlar çaldılar. Onlar bana şaşırdılar. Ben onların çaldıklarına mest oldum falan. Böyle bir süreç yaşadık. O zaman izleyici o anı tamamıyla yaşamış oluyor. Ve benim için en önemli şey süreç, sonuç değil. Yani zaten bebek gibi yani ya da bir insan gibi doğdu. Bir yaşa kadar seninle birlikte. Ondan sonra kendi fikri var, kendi seçeneği var. Gidiyor yani. Bu tek başına duran işte böyle. O doğduktan sonra benim değil artık. Bitti gitti. Şu anda üstünde çalıştığım ve bitirmeye yakın olduğum iş bir kraliçe portresi ve Queen Elizabeth dokuyorum. Ama buraya gelirken asıl bu noktaya gelmemin nedeni bu işi bırakmayı düşünmemdi. Ben artık bunun benim bir işim olduğunu, benim oluşumu etkilediğini, benim duygusal bakış açımı biraz körelttiğini ve bunun da nedenin hız olduğunu fark ettim. Çünkü pek çok dünyanın pek çok ülkesine, pek çok yere yetişmeye çalışıp, her birine yeni işler üretip, aslında işin içeriğini değil de şuraya 5 iş, buraya 3 iş, buraya 2 iş göndermek zorunda oluşum beni biraz kasmıştı. Ben de dokumayı bırakıyorum kararı aldım. Çünkü bugün zaten mutluluğun, iyiliğin, güzelliğin peşinde koşarken aslında hepsinin kölesi olduğumuzu düşünüyorum. Tam öyle bir anda bir gün Anadolu Ajansı Londra'dan bir fikir çıktı. Queen Elizabeth'e iş yapmak. Kraliçe Elizabeth'i dokurken tabii ki çok heyecanlandım çünkü çok ikonik ve nereye elimizi atsak her şeyin en başındaki gibi bir hissimiz var yani. Dolayısıyla ben şimdi burada ne kadar ileri gitmeliyim, nerede durmalıyım, ne yaparsam işte onların bir rengi var, kurdele rengi. Burada bir madalyonun kurdelesinin başka bir rengi var bu ve bu madalyonlar burada. Ne kadar gitmeliyim, ne kadar durmalıyım, gerçek ne kadar olmalı ama benim yorumum nerede girmeli gibi temel sorunlar yaşadım. Bunlar tabii yani benim için çok, beni çok hızla ileri götüren şeyler, deneyimler oldu. Çünkü ona bir giysi giydirmeliyim ama bu giysi hem üstünde değerli taşların olduğu, hem dantellerin olduğu, hem ipek olan ama aynı zamanda da çok sade olan bir şey olmalı. Ten rengiyle barışığım, ten rengiyle ilgili hızla ilerlerken gerdanlık, küpe ve taç gibi hayatıma ilk defa giren 3 obje oldu. Bunların içinde değerli taşlar var, altın var,
sarı altın aslında. Ama buraya koyarken sarı altın dokuyup söktüğümü hatırlıyorum. Çünkü sarı altın bir anda işi çok ucuzlaştırıp gerçekten ayırdı. Ve sonra baktım ki ben sadece bu sarı altının parlaklığını yansıtmalıyım. Dolayısıyla sarı altın bir anda burada beyaz altına döndü. Beyaz altının parlaklığı da sarıyla birleşip, altınla birleşip sarıya doğru geldi. Bir de burada küçücük bir oyun daha yaptım. Biz şimdi fotoğraflarda şu ara en popüler şey canlı odak. Odağı alıyoruz ve arkasını, şimdi cep telefonları bile yapıyor bunu, arkasını flulaştırıyor. Ben de orta noktada kullandığım bütün dokuları net, iplikleri olduğu gibi kullandım, tam bükümlü. Ama yanlara doğru gittikçe iplikleri hafif tüylendirdim. Dolayısıyla şimdi çok anlayamadığımız bir şekilde iş daha önceki işlerden daha net bir odakla görünüyor. Böyle bir kendi içimde yeni bir arayış yola da girdim. Bir insan kendini her zaman güzel görmek ister. Kendi kendime sorular soruyorum. Ben yaşlı olsam kendimi çok genç görmek ister miyim diye. Benim cevabım orta yaşlı görmek isterim gibi oldu. Çok uzun yıllar yaşasaydım. O yüzden yüzdeki kırışıklıkları belirli oranda yine içgüdüsel olarak küçülttüm. Kırışıklıkları ortadan kaldırdım. Bakışlarına hem ileriye hem de sonsuza bakan bir odak yakalamak üzere çalıştım bakışlarda. Gözlerde bir sakin ve huzurlu bir hava yakalamaya çalıştım. Gülüşüyle ilgili de gülüşünü çok sırıtmak ya da çok somurtkan tutmak da istemedim. Ve iki taraftan hafif dişlerinin göründüğü ve hafif bir gülümsemesinin olduğu. Zaten yani halkını selamlarken vesaire izlediğim bütün videolarda da hemen hemen bu kadar gülümsediğini fark ettim. Saçlar yine aynı keçe tekniğiyle ve keten lifiyle, keçeleme yöntemiyle yaptım. Bir tarafını boş bıraktım işin. Çünkü orada nereye konulacağı konusunda bir fikrim yok ama bir önerim var. İzlemeyi, görmeyi çok sevdiği bir peyzajın önündeki bir cam, bir boşluk vesaire yine bir boşluğa, başka bir manzara gören bir boşluğa konulmasını tercih ediyorum. Çünkü kendinin her daim o sevdiği yerle yan yana olması gibi bir niyetim var. Eserin bütün aşaması, oluşum aşaması kendi içsel sürecim. Ve bu içsel süreçte pek çok şey öğreniyorum. Ama öğrendiklerimi anlatmama, kelimelere dökmeme imkan yok. Dolayısıyla iş oluş aşamasında, sürecinde olurken, var olurken benim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü sürekli bir tartışma halindeyim. O da bana kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Ben de ona kendimi kabul ettirmeye çalışıyorum. Benim aklımdaki çizgi teknik yetersizlikten dolayı, yani o malzemenin o tekniğe izin vermemesinden dolayı başka bir yere doğru gidebiliyor. İşte bu çatışma, başka yerlere gidiş, anlaşamama, karşılaşma ve birbirine uyumlanma süreci benim için çok büyük hoca ve benim için en değerli şey. Ama iş benden çıkıp izleyiciyle buluştuğunda İzleyici bunlardan bir haber, sadece işin kendisine bakıyor. O zaman kendiyle baş başa kalıyorsa ne âlâ, o da beni ilgilendirmez. Kalmıyorsa ne âlâ, o da beni ilgilendirmez. Ama benim için sonuç beni ilgilendirmez bir yere gidiyor. Benim için varoluş aşaması ve o süreci çok önemli. Dokuma hayatla ilgili çok önemli sırlar veriyor. Söktüğüm zaman izi kalıyor.
tekrar dokuduğum zaman o izle devam ediyor. Tam ortasından başlayamıyorum. Bilmiyorum bir şeye başladığımda ne olacağını. Kendi kendine gidiyor. Aynı iplik, aynı yerde, aynı örgüyle başka sonuç veriyor. Bilemiyoruz. Ve tam insan gibi, tam hayat gibi bir şey dokuma.